bugün Allah'ın izniyle tekrar yuvasına dönen çok kıymetli arkadaşlarımız burada. Çok pişman olduğunu gelip de bize anlatan İyi Partili arkadaşlarımız oldu. Yanlış yaptıklarını, kabul ettiklerini. Ama önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde böyle bir hataya düşülmeyeceğini, buradaki arkadaşlarımız kararını vererek, bize katılarak, gücümüze güç katarak inşallah Allah izin verirse el birliğiyle 31 Mart'ta zafere ulaşacağız. El birliğiyle onların da geçmişinde yaptıklarını düşünerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni Aksaray'da güçlendirerek Allah izin verirse el ele, gönül gönüle, canla başla bu şehre hizmet etmek istiyoruz sizlerle beraber. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Konuşması için belediye başkanımıza söz veriyorum. Biz bu zaferi kazanacağız. Allah nasip ederse bu birinci etap diyoruz her zaman. Birinci etap seçimi kazanmak. Evet, bu çok yoğun bir mesai, çok yorucu bir ortam. Ama ne olursa olsun bizim asıl ikinci etabımız kazandıktan sonra milletimize mahcup olmamak. En büyük hassasiyetimiz budur. Biz bu şehirde doğmuş, bu şehirde yetişmiş, iş hayatlarını burada devam ettiren insanlarız. Görev süresi çok kısa, 5 sene çok çabuk göz açıp kapamaya geçer gider. Bir dönem, iki dönem ne olursa olsun biz görev süresi bittikten sonra da nüfus edeceğimiz, havasını alacağımız şehir Aksaray'ımız. Biz milletimizin yüzüne şu anda nasıl alnımız açık, başımız dik çıkıyorsak, görev süremiz bittikten sonra da bu sokaklarda hep birlikte mutlu bir şekilde gezmek istiyoruz. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras budur, hizmet noktasında. Bunun mücadelesini veriyoruz. Yılmadan, yıkılmadan inşallah bunu tamamlayacağız ve milletimizle iç içe, halkımızla birlikte yönetim anlayışımızla inşallah şehrimizi taşlandıracağız. Bugün bize katılım sağlayan çok değerli belediye encümen aday adaylarımız, merkez ilçe yönetiminden arkadaşlarımız, il yönetiminden arkadaşlarımız, İyi Parti'den buraya katılım sağladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlarla birlikte şehrimizin her kademesiyle birlikte şehrimizi yöneteceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yuvalarında kendilerini hiçbir zaman ayrı görmeyecekler. Bizimle birlikte inşallah Aksaray'ımız için, çalışmamız için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. En büyük alkışı onlara alıyorum. Ülkem ve Aksaray için neler yapabilirim düşüncesiyle bir hayalin peşine takılarak 2017 yılında günümüzün içerisinde bulunduğum İyi Parti'de her şeyin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu anladım. Gelinen noktada emeğin, özverili çalışmanın hiçe sayıldığı, genel başkanı bir kadın olan İyi Parti'nin başta Aksaray İl Teşkilatı olmak üzere kadınlara ve ülkücülere siyaset hakkının tanınmadığı, kibrin kol gezdiği, egoizmin hüküm sürdüğü, ben yaptım oldu şeklindeki çıkar ilişkilerine dayalı bir siyaset anlayışının hakim olduğu, hiçbir siyasi hedefi olmayan İyi Parti'de merkez ilçe başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyesi adaylığımdan istifa ederek yuvamız Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmaya karar verdik. Memleketi hukukla, adaletle ve liyakat ilkesiyle yöneteceğim diyenlerin bütün bunları hiçe sayarak, halkımızın sorunlarını bir tarafa bırakıp kendi şahsi menfaat ve çıkarlarını feda etmelerini de üzülerek gördük. Onların memleket yok, onlar için halk yok, onlar için liyakat yok, onlar için adalet de yok. Sadece kendileri ve dar çevrelerinin çıkarları var, gizli siyasi anlaşmaları var. Artık geniş vizyonuyla şehrimizi yönetecek kadrolara destek vermenin zamanı gelmiştir. Açık konuşacağım, 2019 yılında yerel seçimlerde kimlerin kimlerle beraber olduğunu düşündüğümüzde ortada adeta bir hayal tacirliği yapılmaktadır. İyi Parti'de bulunan bu hayal tacirliğinin kazancını tahsil eden mevcut yönetim ve ekibinin nasıl bir siyasi zikzak içerisinde olduğunu da söylemeliyim. Burada tam olarak seçimi kazanmak hedefiyle değil, hangi işbirlikleriyle daha kazançlı çıkarım sorununun öncelik kazandığı görülmektedir. 2019 yılında lehine destek vererek belediye başkanı adaylığından çekilen kişi aynı.
asla İyi Parti'den olmayacağını deyip son gün siyasi ilişkilerle milletvekili adayı olan kişi aynı. Yıllarca emek veren, liyakatli insanların yerine kurulan plana sadık kalacak kişileri belirli yerlere seçen kişi aynı. Her zaman Aksaray'ımızı, ülkemizi ve milletimizi düşünenler, yani bizler, Aksaray Belediyesi'nde 1 Nisan sabahı değişim için, sosyal belediyecilik için, ihmallerden dolayı kayıplarımızın olmaması için, Sayın Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı'nın da dediği gibi kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı, rantın ve israfın önüne geçmek için şahsi çıkarlar değil, halkımızın çıkarları için, velhasıl Aksaray'ımız için bunu da nasıl mı yapacağız? Canla, başla ve irfanla yapacağız. Mücadelemiz birlikte devam edecek. Çok büyük bir nişan. Gururla taşıyacağına şüphesiz inanıyorum. Hayırlı olsun. Birlikteyiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar, birliğin gücüne inananlar burada inşallah.